Merhabalar. 5. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. hazırlığa hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. 2. hazırlık videosu da en kısa zamanda atılacak. Arkadaşlar 1. soruyla başlayalım. Halit Bey 2186 TL'ye televizyon, 1490 TL'ye klima satın aldı. Halit Bey'in mağazaya kaç lira öder? Böyle bir soru gördüğümüzde satın aldıysa toplamını bulmak, toplamını sorduğunu anlıyoruz. Hemen toplayalım o halde. 2186 ile 1490'ı topladığımızda arkadaşlar 6 0 daha 6 8, 8 9 daha 17 17'nin 7'si elde var 1 eldeyi hemen üste yazarsak unutmayız arkadaşlar 1 1 daha 2 4 daha 6 2 1 daha 3 3676 hangi şıkta B şıkkında o halde Halit Bey'in mağazaya ödemesi gereken para 3676 liradır. İkinci soruyla devam edelim. Gökhan Hoca'nın 5128 lirası vardır. Bir araba 9854 lira olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmelidir gibi sorularda arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Çıkarma yapmamız lazım. Hemen çıkaralım. 9854 ile 5128'i çıkardı çıkaralım arkadaşlar. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6 kalır. Buradan bir onluk aldığımız için burası 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 1 çıktı 7. 9'dan 5 çıkarsa 4. O halde ne kadar daha biriktirmeli? 4726 hangi şıkta var? C şıkkında var. 3. soruyla devam edelim. 120 kilo yemi 30 hayvana eşit şekilde bölüştürmek isteyen Murat Bey her hayvana kaç kilo vermelidir? Arkadaşlar bölüştürmek dediği zaman bölme yapmalıyız. Yani 120'yi 30'a bölersek arkadaşlar kısa yoldan hemen sıfırları götürebiliriz. 3, 1'de 3 yok. 12'de 3, 4 kere 3. 12, 0, 0. O halde her hayvana ne kadar? 4 kilogram yem vermelidir. Dördüncü soruyla devam edelim. 3'ün karesi eksi 1. 3'ün karesi 3'ü 2 defa yan yana yaz çarp. Yani 3 çarpı 3 o da eşittir 9. Yani 9 eksi 1 o da eşittir 8'dir arkadaşlar. Hangi şıkta var? Cevabımız D şıkkı. 5. soru. Arkadaşlar işlem önceliği ilk önce neresi yapılır? Parantez içi yapılır. 2 çarpı 3 artı 7 10. 2 çarpı 10 20. Hangi şıkta var? A şıkkında var. 6. soru kesirleri oklarla eşleştirelim. Basit kesir arkadaşlar payı paydasından küçük olanlara basit kesir. Payı paydasından büyük olanlara bileşik kesir. Ve tam sayılı bir sayı olan kesirler ise tam sayılı kesir diyoruz. Ve bu şekilde eşleştiriyoruz. Yedinci soru günde 5 sayfa kitap okuyan Yakup. 25 günde kaç sayfa okur? Arkadaşlar bu tip sorularda çarpma yapıyoruz. 25 çarpı 5 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 2 10. 2 daha 12. Yani cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? Bileşik kesirde arkadaşlar payı paydasından büyük olandı. Bakın bu basit kesir. Pay küçük. Pay küçük basit kesir. C şıkkı bileşik kesir. Payı paydasından büyük. D şıkkı basit kesir payı paydasından küçük. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Aşağıdaki tam sayılı kesir bileşik kesire çevrilirse aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar tam sayılı kesiri bileşik kesiri çevirirken paydayla tam sayıyı çarpıyoruz. Payla topluyorduk. Yani 4 kere 2, 8 artı 3. Paydayı yine paydaya yazıyoruz. 8, 3 daha 11 bölü 4. Hangi şıkta var? D şıkkında yani 9. sorumuz D şıkkı arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 3 artı 1 bölü 5. Aynı şekilde arkadaşlar ta tam sayıyla kesirli sayı toplarken yine payla sayı çarpılır payda toplanır. Yani 3 çarpı 5 artı 1 bölü 5. 3 kere 5 15 bir daha 16 bölü 5 cevabımız ne olur arkadaşlar? B şıkkı olur. 11. soruyla devam edelim. Aşağıdaki bileşik kesir tam sayılı kesire çevrilirse hangisi gibi olur? Arkadaşlar bileşik kesiri tam sayıya çevir çevirirken payı paydaya bölüyoruz. Yani 13 bölü 5. Kaç defa var arkadaşlar? 2 kere 5, 10. Ne kaldı? 3. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Bölüm tam sayıya bölen paydaya. Kalan da paya yazılıyordu. Yani 2 tam 3 bölü 5. Hangi şıkta var? B şıkkında var. 12. soruyla devam edelim. Kesirleri en küçüğünü soruyor. Arkadaşlar en küçüğü nasıldı? Paydası en büyük olan en küçüktü. O halde paylar eşitse paydası en büyük olan en küçüktü. O halde en küçüğü nedir? 1 bölü 10'dur arkadaşlar. 13. soruyla devam edelim. Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar Paydalar eşitse paylar toplanır paya yazılıyordu. 2 artı 1 paydanın 1'i yazılıyordu. 2 artı 1 3 bölü 4 cevabımız A şıkkı. 14. soruyla devam edelim. Arkadaşlar çıkarma kesirlerde çıkarma işleminde yine paydalar eşitse paylar çıkarılır paya yazılırdı. 15 eksi 10 paydanın bir tanesini yazıyorduk. 15'ten 10 çıkarsa 5 bölü 8 cevabımız B şıkkı Elif 10 kilometrelik yolun 2 bölü 5'ini giderse geriye kaç kilometre yolu kalır? Bir modelle oluşturup yapmamızı istiyor. Arkadaşlar hemen bir model çiziyoruz. Kaça bölünmüş? Bölünen paydadaydı. 5'e 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar kaç 10 kilometre kaça bölünmüş? 5'e yani 10 bölü 5 o da eşittir. Ne olacaktır? 2. Her bir parçamız 2 olacak. Kaçını gitmiş? İkisini gitmiş. Yani 2 2 daha 4'ünü gitmiş. Kaçı kalmış? 6. Cevabımız ne olacaktır? 6. Altı. 16. soruyla devam edelim. Bir kitabın onda 3'ü 12 on sayfa ise kitabın tamamı kaç sayfadır? Yine modelle sormuş. Arkadaşlar hemen model çiziyoruz. Kaça bölünmüş? Paydaya bölünüyordu. 10'a bölünmüş. Hemen 10'a bölüyoruz. 10'a bölünmüş. 3 tanesi 12 ise arkadaşlar 12'yi 3'e bölüyorduk. 4 kere 3 12. Demek ki her bir parça birim kesirimiz neymiş? 4'müş. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tamamını istediği için arkadaşlar 10 çarpı 4 o da eşittir. 40. Yani bizim kitabımız 40 sayfaymış. Hemen diğer soruyla devam edelim. 17. soru. Aşağıdaki işlemlerin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Kesirli sayılarda eğer paydalar eşit değilse ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen paydaları eşitliyorduk. Kaçta eşitleyebiliriz? 10'da eşitleyebiliriz. O halde 5'in altına 2, 10'un altına 1 yazarsak eşitlemiş oluruz. Altına yazdığımızı hem pay hem paydayı çarpıyorduk. Yani 2 kere 2, 4 bölü 10 artı 1 kere 3, 3. 1 kere 10, 10. Hemen bunu da hem payla hem paydayla çarptığımızda paydalar eşitlendi. Artık payları toplayıp paya 4, 3 daha 7 bölü 10. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir diyor. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirdi. Bu bileşik kesir. Bileşik kesir payı daha büyük. Bileşik kesir payı daha büyük. Bakıyoruz payı paydasından küçük. Basit kesir cevabımız D şıkkı. Devam edelim. Aşağıdaki kesirin 5 ile genişletilmiş hali hangisidir? Arkadaşlar 5 ile genişlettiğimizde hem payı hem paydayı 5 ile çarpıyorduk. O halde 2 çarpı 5, 3 çarpı 5. O da ne çıkar? 2 çarpı 5, 10. 3 çarpı 5, 15. Yani 10 bölü 15 cevabımız B şıkkı. Sadeleştirmede ise arkadaşlar payı paydayı her ikisini de bölüyorduk kesrin 4 ile sadeleştirilmesi yani 8 bölü 4 bölü 12 bölü 4 o da eşittir. 8'i 4'e böldüğümüzde 2, 12'yi 4'e böldüğümüzde 3 o halde sadeleştirilmiş şekli ne olur? 2 bölü 3 olur cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.